Kademir Direksiyon'dan herkese merhaba. Ben Oğuzhan Hoca. Bugün temel eğitim videomuzun yeni bölümündeyiz. Bugün temel eğitim videomuzda dizel araçlarda motor devir göstergesini anlatacağım. Ekonomik yakıt tüketimi 1500-2500 devir arasındadır. Devir saati 2000 olması en ideal durumdur. 1500 devir altına indiğinde vites küçültülür. 2500 devir üstüne çıktığında vites büyütülür. Rölantide çalışması anlamına gelir. Benzinli araçlarda motor devir göstergesi ekonomik yakıt tüketimi 2000-3000 arasıdır. 2000 devir altına indiğinde vites küçültülür. 3000 devir üstüne çıktığında ise vites büyütülür. Daha sonra trafik kuralları ve önemlerini anlatacağım sizlere arkadaşlar. Trafik kuralları ve öneminde trafik kurallarına uymak bir zorunluluktur. Trafiğe çıkan her sürücü kurallara uymayı bir ilke olarak kabul etmelidir. Hepimiz kuralsızlığın kargaşaya yol açtığını biliriz. Trafikte kurallara uymamakla can ve mal kayıplarını peşine kabul etmiş sayılırız. Şu anda gerçekçi yalnız kuralları bilmekle, hata yapmamakla iyi bir sürücü olunmaz. Eğer karşısındaki yaptığı hatayı telafi edebiliyorsanız, gördüklerinizi anında algılayıp doğru kararları uygulayabiliyorsanız o zaman iyi bir sürücü olursunuz. İyi bir sürüş için ne yapmalıyız? Onları anlatacağım arkadaşlar sizlere. İyi bir sürüş için sürücü belgenizi aldınız. Artık trafiğe çıkmaya hazırsınız. O halde karayolunun trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlar olduğunu lütfen unutmayınız. Trafiğe çıkmak ciddi bir karardır. Sürücü belgesi almış olmak bunun ilk koşulu olsa da deneyimsizlik trafiğe aksatmamalıdır. Bu nedenle deneyimsiz sürücüler trafiğin az olduğu saatlerde ve güzergahları seçmeli. Deneyim biraz daha arttığında yoğun trafiğe girmelidir. Güvenli bir sürüş yapabilmek için sürücü koltuğuna oturduğumuz andan itibaren kafamızdaki her şeyi atmalı ve dikkatimizi sadece yola vermeyi bir alışkanlık haline getirmeliyiz. Yola zamanında çıkmamışsak zamanında varmaya çalışmayalım. Telaş kazaya sebebiyettir. Telaş yerine sakinliği, sinirlenme yerine ise hoşgörülü olmayı sağlamalıyız. Trafiğe çıkardığımız araç bakımlı olmalı. Düzenli bakımı yapılmamış bir araçta trafiğe çıkmak hem kendimiz hem diğer insanlar için tehlike oluşturacak. Yine araçta bulundurması gereken olan malzemelerin tam olmasına özen gösterelim arkadaşlar. Aracın içinde sabitlenmiş nesneler olmamalı. 12 yaşının altı küçük çocuklar arka koltuğa boy veya kilolarına uygun çocuk güvenlik koltuklarını da taşımalı. Araç içinde taşınan evcil hayvanlar için de özel taşıma sistemleri kullanılmalıdır. Bu malzemeler yalnızca bulundurulması zorunlu olduğu için gerçekten gerekli oldukları bilinciyle araca konmalıdır. Malzemeler zaman zaman kontrol edilmeli arkadaşlar. Gerekiyorsa yenileriyle değiştirilmelidir arkadaşlar. Yangın söndürme cihazı ise 3 ayda bir kontrol ettirilmeli. Yangın söndürme cihazı sürücü koltuğunun yanına kolay erişilebilir bir yere koyalım arkadaşlar. Unutmayalım ki yangın söndürücü bir aksesuar değil, tehlike anında bir can kurtarandır. Bu nedenle yalnızca standartlara uygun yangın söndürücüleri satın alalım. Bugünkü temel eğitim videomuzda dizel araçlarda, benzinli araçlarda neler yapılmalı onları anlattık. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Sevgiler, saygılar, emniyet kemerinizi takmayı unutmayın.